Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasreten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz artırılsın inşallah. Buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, daha sonra da onun mübarek davasında çile çekenlere bir moral, motivasyon olsun diye indirilen Kevser suresini gündeminize taşıyacağım. Mekki mi, medeni mi olduğu ihtilafını bir kenara bırakarak, Mekke'de indirildiği görüşlerini ele alıp inşallah sureyi değerlendireceğiz. Allah-u Teala istifade etmeyi hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletle görevlendirildiği ilk yıllarında davetini gizli olarak ferdi planda birebir adam kazanmaya yönelik yapıyordu. Ferdi davet neticesinde kendisine iman eden, mübarek davasına gönül verenleri ise gizli bir şekilde teşkilatlandırıyordu ve örgütlendiriyordu. Ne zaman ki alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala şu Ara suresi 214. ayetinde önce en yakın akrabanı uyar, mesajını alır almaz soluğu Safa tepesinde buldu. İlk defa topluluklara mesajını iletecekti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Safa tepesi üzerinden Kureyş'in bütün kollarına seslendi. Ey Fihir oğulları, ey Adi oğulları, ey falancalar, ey filancalar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sesini işiten her bir insan hemen Safa tepesinde yerini buldu. O emin dudakların arasından hangi sözler çıkacak diye merak edip kendisi gelemeyenler ise yerine adam gönderdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesi üzerinden Mekke halkına seslendi ve dedi ki, ey insanlar, şu tepenin arkasında size saldırmaya hazır süvarilerin bulunduğunu söylesem bana inanır mısınız? Önce bir güven tazeledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi tanıyan, bizzat ona emin vasfını kendileri veren insanların sözleri, cümleleri ortak bir paydada buluştu. Dediler ki evet, çünkü biz seni doğru söyleyenler olarak biliyoruz. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kat daha güven hissetti. Ve dedi ki, ey insanlar, ben önünüzde şiddetli azaptan sizleri korkutmakla görevli kılındım deyince bir anda o sessizliği Ebu Leheb'in haykırışları yırttı. Dedi ki, ey kahrolası, ey helak olası, sen bizi bunun için mi topladın? Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açık
aleni davetine Mekke otoritesinin izin vermeyeceğinin de bir mesajı verilmişti arkadaşlar. Evet, o dakikadan itibaren Mekke el ele verip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetini engellemek için sistemli bir çalışmanın içerisine girdiler. Önce Ebu Talib'in kapısını aşındırdılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ikna etmeye çalıştılar. Çünkü önceden aldırış etmiyorlardı. Dediler ki geçici bir heves sahibidir herhalde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün gelir kendisi bu davayı iddia ettiği şeyleri terk eder. Baktılar ki dedikleri gibi olmadı. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme çirkin dünyevi teklifler sundular. Olur da ayakları bu yol üzerinden kayar gider. Nice davetçilerin şu an döküldükleri gibi. Baktılar ki bunda da başarılı olamadılar. Bu sefer iftira kampanyalarıyla algı operasyonları yönettiler. Bu da tutmadı Allah'ın izniyle. Vermiş oldukları her bir çaba sonuçsuz kaldıkça İslam daha da büyümeye başladı. O zaman ellerinde bir şey kaldı. Önce İslam müntesiplerinin zayıflarını, kimsesizlerini, kabileleri tarafından korunamayanları işkence yapmaya başladılar. Ama her fırsatta. Daha sonra kavmin efendilerine, ileri gelenlerine ve en sonunda kirli ellerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uzattılar. Şimdi ne olur düşünün aziz dostlar. Nasıl ki evladına kıyamayan, bir tokat vurduğunda yüreği paramparça olan, annenin gözünü önünde çocuğunu dövseniz, nasıl ki onun kalbinde tamir edilemeyecek yaralar açarsanız, hele hele o merhamet yüklü annenin karşısında evladını paramparça etseniz, inanın bu dünyayı ona dar getirirseniz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini, müntesiplerini, adımlarını takip edenleri yeryüzü dolusu anne merhametinden daha fazla kucaklıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yapılacak en büyük acı ümmetine verdikleri acı olacaktı. Çünkü Allah mümin erkek ve mümin kadınlara karşı Muhammed aleyhisselamın çok şefkatli olduğundan bahsediyordu. Şimdi böyle bir peygamber düşünün. Yaralı bir peygamber. Sürekli incitilen, sürekli kalbinde tamir edilmez yaralar açılan bir peygamber düşünün. Hiçbir beşer dili onu teselli edemez. Ömer bin Hattab'ın, Ebu Bekir Sıddık'ın sözleri cılız ve güçsüz kalır. Bunu bilen alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle, kendi yolunda çile çeken nebisinin kalbini onarmak, zayıflayan bedenini güçlendirmek, kimsesiz değilsin ey Muhammed mesajını vermek için yedi kat göğün üzerinden Kevser suresinin ayetleriyle hitap etti. Ve dedi ki Bismillah, İnna a'tayna kel kevser. Üzülme ey Muhammed. Kalbin burkulmasın ey Muhammed. Güvenini kaybetme ey Muhammed. Sabret. Mübarek davanda yol almaya devam et. Muhakkak ki Allah sana Kevser'i verecektir. Allahu Ekber. Kaybeden evladı için ağlayan anne sabret. Elindeki malı yitiren tüccar sabret. Geçirmiş olduğu kaza neticesinde uzuvlarını kaybedenler sabredin. Sabrınızın karşılığı inşallah Kevser olacaktır. Bugün kendilerini teselli etmekte güçlük çektiğimiz İslam ümmeti, Arakanlılar, Suriyeliler, Afganistanlılar, Pataniller, Çeçenistanlılar, Filistinliler, sabredin. Yürümüş olduğunuz yurda sebat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu davasında ilerleyin. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ferahlattığı gibi yeryüzünde daralan kalbini gökyüzüne çekip ferahlattığı gibi dinle şimdi sana hitap ediyor.
İnna a'tayna kel kevser. Ey Arakanlılar, sabredin, size de kevser vardır. Ağlayan anne, korkan çocuk, etrafında olup bitenleri tedirgin gözlerle takip eden ihtiyarlar, sabredin, ne olur sabredin, ayakta durun, ilerleyin. Size de muhakkak ki kevser vardır. Sabrınızın karşılığı kevserle taçlanacaktır. Şimdi aziz dostlar, yaralanan yürekleri, imtihanın içerisinde yalnız kalmış bedenleri, vallahi ne sen ne de ben teselli edebiliriz. Onları ancak alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle teselli edebilir. Bu sureler onlar için inmiş az ama temiz kelimelerdir. Ama içerisinde büyük muhtevaları taşıyan ayetlerdir. Peki ey aziz dost, Allah ve Resulü sana Kevser'i bildirmezse sen onun ne olduğunu nereden bileceksin? O yüzden dinle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Müfessirler diyorlar ki bu ayetler içerisinde geçen Kevser üç şeydir. Allah üç şeyi Muhammed aleyhisselama ve onun üzerinden ümmetine hediye etmiştir. Birincisi kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana diyor Kevser verildi. Bir de ne göreyim? O akıp duran bir ırmakmış. O ırmak yarılmış bir yataktan çıkmamaktadır. Onun iki kayısının etrafında inciden kubbeler, çadırlar vardır. Elimi diyor toprağa vurdum. O diyor toprağın kokusu misk, çakıllarının da inci olduğunu gördüm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman Allah subhanahu ve teala onu cennetin bahçelerinde dolaştırıyordu. Diyor ki cennette yürürken bir anda karşıma diyor bir ırmak çıktı. Baktım ki diyor onun iki kıyı yanında inciden kubbeler, çadırlar bulunmaktadır. Yanımda bulunan melek dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ırmağın ne olduğunu biliyor musun? Ve hemen akabinde kendisi cevapladı melek. Dedi ki bu sana alemlerin Rabbi olan Allah'ın bahşetmiş olduğu Kevser'dir. Sonra diyor melek elini diyor toprağa vurdu. Çamurundan diyor mis kokusu çıktı kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsetmiş olduğu birinci ırmak İslam davasında sebat eden Muhammed aleyhissalatu vesselama cennette verilen birinci nimettir kardeşlerim. Rabbimizden talebimiz, alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteğimiz, Muhammed aleyhissalatu vesselamdan sonra Rabbim Allah'tır dediğinden dolayı uzuvları paramparça edilen mümin erkek ve mümin kadınlar da o havuzun etrafında, o ırmağın kenarında, o inciden çadırların içerisinde Muhammed aleyhissalatu vesselam ile gün geçirirler. Rabbimizden talebimiz budur. Arakanlıları ancak bu temizler, Arakanlıları ancak bu teselli eder. Değilse senin sözlerin kifayetsiz kalır, güçsüz ve cılız kalır. Daha yoruya ulaşmadan yere düşer. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen ırmağın müjdesi, o Kevser'in müjdesi Suriyeli'yi, Filistinli'yi, Gazze'li'yi, Arakanlı'yı ayakta tutacak unsurdur. Rabbimizden talebimizdir. Allah'ım sana iman ettiklerinden dolayı, seni sevdiklerinden dolayı, Nebin sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden ona inandıklarından dolayı helikopterlerle, uçaklarla, en gelişmiş silahlarla bir kişiyi hedef alarak parçalanan her bir bedeni sen Kevser ırmağında bir araya getir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile onları teskin edecek, onları ümitlendirecek ve güçlendirecek tek unsurun bu olduğuna inanıyoruz. Enes bin Malik'i dinleyin. İmam Ahmed bin Hanbel naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelerle otururken uyuyakalıyor. Gözlerini açtığında tebessüm ediyor. Sahabe şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü, seni tebessüm ettiren, güldüren nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Diyor ki
Ben uykumdayken Allah Azze ve Celle bana Kevser suresini indirdi. Başından sonuna kadar ayetleri okumaya başlıyor. Ve soruyor sahabeye, diyor ki siz Kevser'in ne olduğunu bilir misiniz? Sahabe ahlakı yine ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yöneliyor. Diyor ki o, yani Kevser, aziz ve celil Rabbimin cennette bana bahşettiği bir ırmaktır. Yalnız dikkat edin, burası cennetin içerisinde bahşedilen bir ırmak değildir. Onun üzerinde birçok hayır ve bereket vardır. Ve şimdi dikkat edin. Kıyamet gününde ümmetim onun etrafına toplanacaktır. Onun kapları yıldızların sayısı kadardır. Aralarından biri çekilecek, alınacak olursa Rabbim o benim ümmetimdendir diyeceğim. Bana senin vefatından sonra, senin ölümünden sonra, senden sonra bunların ne yaptığını sen bilmezsin diyecekler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim, müfessirlerin Kevser'den kasıt Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk diriltildiğinde havzın başına gittiği, ırmağın başına gittiği hesaptan önceki sudur kardeşler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip eden, onun gibi acı çeken, onun gibi işkence gören, onun gibi acıların içerisinde yoğrulmuş ümmetin ilk karargahı, cennetten önceki ilk toplanacakları yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine bahşedilen o Kevser ırmağıdır kardeşler. Yalnız dikkat edin aziz dostlar. Hadisin sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli bir duruma dikkat çekiyor. Onların içerisinde, bu ümmetin içerisinde alınları, elleri, dizleri, dirsekleri, yüzleri abdest sularıyla parlayan, secde izleri bulunan bir takım insanlar develerin kovulduğu gibi kovulacaklardır. İşte onlar dinde yeni icatlar çıkartanlardır. İşte onlar İslam'da olmayan şeyleri İslam'a nispet edenlerdir. İşte onlar sahih imana, salih amele, hurafeleri, batılları karıştıranlardır. Şimdi her sakallı gördüğünü zahit zannedenler, şimdi kendisine her söylenilen sözün İslam'danmış gibi olduğu yutturulanlar, ne olur kendilerine çeki düzen versinler. Eğer kıyamet gününde insanların arasından çekilip alınmak istemiyorsanız ve istemiyorsam, bize tebliğ edilen ve sunulan her şeyin öncelikle dikkat edicisi olacağız kardeşlerim. Akledeceğiz, tefekkür edeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala'dan yardım isteyeceğiz. Doğruya iletilmemiz için temiz ellerimizi gökyüzüne kaldıracağız ve mevcut olan araştırmalarımızı yapacağız. Değilse Allah muhafaza, ummadığımız bir akıbet bizi bekleyebilir kardeşlerim. Evet aziz dostlar, bunlar müfessirlerin çıkarttığı iki kısımdı. Şimdi bir üçüncüsü daha var. Kevser kelimesinden yola çıkarak müfessirler sureyi biraz daha zenginleştirmişler. Biraz daha muhtevasını açmışlar. O da şudur kardeşler. Kevser lügat manasında bolca nimetler demektir. Ama nasıl? Bir iyilik değil, bir hayır değil, binlerce sayılamayacak mübalağa cinsinden nimetleri ifade etmek için Allah Subhanahu ve Teala Kevser ifadesini kullanmış. Bakın aziz dostlar, her birimiz çeşitli imtihanlardan geçmekteyiz. Ve her birimiz özellikle imtihanda ellerimizden alınan nimetlerde zorlanmışızdır. Onlarca, yüzlerce, binlerce sayılamayacak nimete sahip olmamıza rağmen şeytan bizi elimizden aldığı bir nimete odaklamıştır. Ve oradan isyan bayrağını yükseltip nankörlük çukurun içerisine bizi atmak için mücadele vermektedir. Evet, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala şimdi şöyle sesleniyor. Ey ellerinden nimetleri alınanlar! Muhakkak ki biz size çokça hayırlar verdik. Çokça güzellikler verdik. Biz size bir tane güzellik vermedik ki. Biz sizin elinizdeki sadece o bir nimetle şereflendirmedik ki. Size binlerce sayamayacağınız hayırlar ve güzellikler verdik. Şimdi kardeşlerim sizden bir talebim var. Bunu Allah rızası için istiyorum. Her bir kardeşimin bunu da uygulamasını, ta ki ben ikinci bir komuta verene kadar da gözlerinizi açmamanızı istiyorum.
Ne olur bütün kardeşler gözlerini kapatsınlar. Bütün kardeşler. Ve ne olur dudaklarımın arasından çıkacak olan sözlere odaklaşın. Ne olur zihninizi meşgul edecek her bir şeyden uzaklaşın. Ve ne olur sayacağım unsurların içerisinde kendiniz koymaya çalışın. Ne olur gözlerinizi kapatın kardeşler. Ve kendinizi şöyle bir ortamın içerisinde hissedin. Hanımınız doğum yapmak üzere. Siz hastaneye geldiniz. Hanımınız doğumu yaptı ve bir müjdeli haber bekliyorsunuz. Kapıdan çıkacak, size müjdeler olsun, nur topu gibi bir evladınız olsun sözünü beklerken bakıyorsunuz ki boynu yere düşmüş bir doktor, elinde bebek olmayan bir kadın hemşire geliyor ve diyor ki sabredin, evladınızı kaybettik. Ne olur şimdi siz bu adam olun. Bu haberi alan adam siz olun. Ve hastane sizin için artık bir kabre dönüşecektir. Bütün hastanenin genişliği darlık içerisine alacaktır. Şeytan her taraftan size oklarını atarken yalnız başınıza kaldığınızda bakın karanlıkları yırtan şu sesi duyun. Bismillah. İnna a'taynakel kevser. Ey adam, kendisinin elinden çocuğunu aldığım adam. Ne olur üzülme. İsyan etme. Şeytana kendini kaptırma. Çünkü ben sana bir değil binlerce hayır verdim. O sesi duymaya çalış. Bu ayetlerin senin için nüzul olduğunu, senin yaşadığın olay için indiğini düşün. Ne olur kardeşim şu sen ol. Görevini çok iyi yapan, herkes tarafından takdir gören bir işçi ol, bir memur ol, bir amir ol. Ve övülmeyi beklerken, takdir edilmeyi beklerken, mertebe atlamayı beklerken başındaki bulunan adam seni odasına davet ediyor ve iş yerinden ihraç edildiğin belgeyi sana sunduğunda şeytan her tarafından sana üflemeye başlıyor. Hani Allah'ın, nerede sana yardım edeceğini vaat eden Allah'ın, hani zikrettiğin Allah'ın, hani Allah için secde yaptığın günler, hiç mi onların hatırı yok? Bak Allah senin elinden makamını aldı, mevkini aldı, işini aldı ve sen halen Allah diyorsun. Ne olur kardeşim bu çığlıkların içerisinden alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin şu ayetlerini hisset. Bismillah. İnna a'taynakel kevser. Ey adam, eli işi elinden alınan adam. Biz sana bir iş vermedik. Biz sana bir hayır vermedik. Biz sana bir güzellik vermedik. Biz sana sayılamayacak güzellikleri verdik. Ve ne olur kardeşlerim? Ne olur? Yolda ilerliyorsunuz. Bir kaza geçiriyorsunuz. Ve günlerce, haftalarca, aylarca yoğun bakımda kaldığınız neticede gözlerinizi tekrar dünyaya açıyorsunuz. Ama belden aşağınızda bir eksiklik hissediyorsunuz. Elinizdeki örtüyü kaldırıyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz ki bir bacağınızı kaybetmişsiniz. Şeytan her taraftan isyan rüzgarlarınızı üzerinize doğru salacaktır. Hani senin Allah'ın? Hani seni yalnız bırakan Allah'ın? Hani seni kimsesiz bırakan Allah'ın? Hani seni bacaksız yapan Allah'ın? Sen bu sözlerin içerisinde ne olur? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu seslenişini işit. Bismillah. İnna a'taynakel kevser. Ey kulum. Biz sana bir güzellik, bir hayır, sadece bir nimet vermedik. Buna üzülme. Biz sana binleri, sayamadığın bütün nimetleri ve güzellikleri verdik. Evet aziz dostlar ne olur şimdi gelin dünyaya tekrar. Ve açılın. Kendinizi toparladınız. Ve dediniz ki evet Allah'ım. Sen bana bir değil, on değil, yüz değil, bin değil. Sayamayacağımız kadar nimetleri bahşettin. Yetti mi peki? Allah senden sadece kuru lafızları mı istiyor? O zaman dinle. Ayetler devam ediyor. Diyor ki Allah fasalli li rabbika vanhar. Eğer ben sana sayısız nimet verdiysem o zaman Allah diyor ki benim için namaz kıl. Secdelere koş. Ruku edenlerle beraber ruku et. Yani sen pratik anlamda şükre kavuş. Ve bu da yetmez. Benim için kurban kes. Kan akıt. Hayvan boğazla. Mekkeli müşrikler musibetten önce, musibet içerisinde, musibetten sonra ferahladıklarında putlarına koşup nasıl kurbanlar kesiyorsa ey Muhammed ve başına musibet gelen mümin erkek ve mümin kadınlar.
alemlerin Rabbi olan Allah için namaz kıldıktan sonra hemen kurban kesin. Sadece bir hayvanı mı boğazlayın? Değil. Nefsinizi boğazlayın. Zamanınızı boğazlayın. Allah için bedeninizi boğazlayın. Ne kadar yeteneğiniz, kabiliyetiniz varsa bunu Allah'ın yolunda kurban edin. Allah Azze ve Celle sizden her şeyinizi istiyor. Çünkü her şeyin sahibi, her nimetin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi ey aziz dostum, Allah-u Teala'nın sana bütün nimetleri bahşettiğine iman ediyor, kabul ediyor, tasdik ediyor ve halen namaz kılmıyorsan ne olur secdelere koş. Başta kendi bedenin üzerinde, sonra kainatın her tarafına serpiştirilmiş nimetleri görüyorsan ve halen namaz kılmıyorsan ne olur ruku edenlerle beraber rukuda sabret. Ve sen halen alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bu kadar nimet vermişken şu dava uğrunda feda edecek bir şeyler bulamıyorsan ne olur nefsini kına ve alemlerin Rabbi olan Allah'a kurbanlar adamak için yollara doğru çıkmaya başla kardeşlerim. Sonra Allah Azze ve Celle tekrar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özeline doğru geliyor kardeşler. O da ne? İnne şani'eke huvel ebter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir değil, on değil, yüzlerce kez yaralanmıştı. Bazen bir söz kendisine vurulacak bir kırbaçtan daha ağır gelmiştir. O oğlunu kaybetti. İnsanlar nezaket de olsa, düşman da olsa, ne olursa olsun düşmanının kalbini en zayıf noktasından yaralamaktan korkan bir ahlaka sahipken Kureyş bundan da uzaktı. Peygamber aleyhisselamın oğlu vefat etti. Gecesinde Ebu Leheb müşrikleri topladı. Dedi ki artık korkmayın, Muhammed ebter olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Araplar erkek evladı ölenlere ebter diyorlardı. Araplar yanında koruması kalmayan, kendisine tabisi olmayan, ailesinden uzaklaşmış, akrabaları bulunmayan adama ebter diyorlardı. Araplar cılız ağaca, kökü sağlam olmayan ağaçlara da ebter diyorlardı. Peygamber aleyhisselamı bu iğrenç sözlerle incitiyorlardı. Kim? Sadece Ebu Leheb mi? Ebu Cehil, As bin Vail. Her biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu imtihanında sözlerini bir kılıç gibi kullanıyorlardı. Şimdi sıra tekrar ilahi bir vahyin girmesine kalmıştı. Ey Muhammed üzülme sallallahu aleyhi ve sellem. İftiraya maruz kalan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzülme. İnne şani'eke huvel ebter. Asıl ebter, soyu kesik olanlar sana düşmanlık edenlerin ta kendileridirler. Vallahi 2016 tarihine kadar zaman buna şehadet getirmiştir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği günden bu yana kadar herkes evlatlarına Muhammed ismini vermekle şeref bulmuşlardır sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar, özellikle Müslümanlar, milyarlarca Müslüman Muhammed aleyhisselama tabi olmanın şerefiyle yaşamaktadırlar. Bugün vicdanlarını, bugün insaflarını sorgulayan Batı toplumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyaya ne kadar büyük bir hayır getirdiğini dillendirmişlerdir. Ama şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ebter diyenler, soyu kesik diyenler, bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kınayanlar, As bin Vail, Ebu Cehil, Ebu Leheb isimleri okunmamaktadır. Hiçbir beşer evladına bu isimlerle hitap etmemiştir. Hiçbir akıl sahibi bu isimlerle iftihar etmemiştir. Ben var ya ben Ebu Leheb'in soyundayım dememişlerdir. Ben var ya ben Ebu Cehillerin nesillerinden geliyorum diyerek iftihar etmemiştir ve edemeyecektir kardeşlerim. Şimdi aziz dostlar, bu hitabın üzerinden karalanan, iftira yiyen, yapmadığı işleri yapmış gibi gösterilen, toplum içerisindeki en aciz kelimelerle kendisine seslenilen Müslüman kardeşim, korkma, üzülme. Seni neyle nitelendiriyorlarsa bil ki o sözlerin asıl sahipleri kendileridirler. İnne şani'eke huvel ebter.
senin İslam yolunda bir düşmanın var ve seni inciten sözlerin sahibi ise üzülme. O sözün gerçek sahibi bizzat kendileridirler. Evet kardeşlerim, Kevser suresi İslam davasında, İslam davetinde acıyı yudumlayan Peygamber aleyhisselamı, yanındaki sahabesini ve ondan sonra Rabbim Allah'tır deyip de işkencenin her türlüsünü reva gören mümin erkek ve mümin kadınları motive edecek az ancak muhtevası geniş temiz kelimelerdir. Allah-u Teala idrak etmeyi, anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatı.